salgına karşı hastanelerde sorun yok denilerek pembe bir tablo çizilse de durum tam aksine. Özellikle İstanbul için yoğun bakımlarda yer yok. Kar tatilinde virüs yayılmaya devam ederken sağlıkçılar tatil nedir bilmeden mücadeleye devam ediyor. Biraz daha. Gamze'm, ben geçen haftaki kadar hiç vaka görmedim. Yani yer gök COVID, acil serviste kuyruklar, bizim poliklinikler kuyruklar. Ek servis açtık. Bir yoğun bakım servisi açtık, bir servis açtık. Yani hasta yok da biz bunları niye açıyoruz? Servisler doldu, yoğun bakımlarda yer kalmadı. Hastalar hastane kapısından geri çevrilmek zorunda kalıyor. Ama vaka sayılarında artış bir türlü önlenemiyor. 73 bine dayanan günlük vaka sayılarının yarısı İstanbul'da. Kabaca bir hesapla sadece İstanbul'da günde 36.500 kişi COVID-19'a yakalanıyor. Çizilen pembe tablonun aksine özellikle de İstanbul için alarmın rengi yeniden kırmızıya döndü. Hastanelerimizde bizim şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanelerde bir defa durum pozitif. Vaka olarak söylemiyorum. Hiç öyle değil. Sıkıntı büyük. Yer yok. Hastaneler adeta birbirlerine hasta göndermek için yer arıyorlar ve telefon trafiği başlatıyorlar. Hastaları alamadık çünkü hiç yerimiz yok. Yoğun bakımlar dolu. İstanbul için söylüyorum. Dolayısıyla öyle durum çok toz pembe değil. Tüm varyantların da piklerinde en hızlı bulaşan oldu omikron varyantı. İstanbul'da neredeyse her 10 kişiden 4'ü pozitif. Türkiye genelinde ise son 24 saatte 72.856 kişi koronavirüse yakalandı. 184 kişi ise hastalığa direnemedi, hayatını kaybetti. Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir. Tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım. Tek başına hiçbir önlem yetmiyor. Tam sıkı durmak tabii ki en ideali. Hem testler yapılsın, hem maskeye dikkat edilsin, mesafeye dikkat edilsin. İnsanlar otokontrolünü sağlasın. Bu eşittir salgının sonu demek. Sağlık Bakanı Koca İstanbul için uyarılarını sürdürüyor ama test zorunluluğunun kalkması, testten kaçan pozitif olma durumu nedeniyle uzmanlara göre açıklananın da üzerinde vakalar. Vaka sayıları açıklananın çok üzerinde. Çünkü artık pek kimse test yaptırmıyor. Herkes de pozitif çıkmadığını söylersem bu rakamların şu anki mevcut durum itibariyle 100 bin civarında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle de sömestr tatilinde insan trafiği artacak. Kar tatilinde kapalı alanlarda toplu organizasyonlarla virüs tehlikesini yaymaya devam ediyor. Sağlık çalışanları ise hafta sonu kar tatili demeden, dinlenmeden mesaisine devam etmek zorunda. Siz en son ne zaman tam anlamıyla dinlenebildiniz? Hiçbir zaman. Haftanın 7 günü hastanedeyiz. Çünkü görmemiz gereken hastalar oluyor. Hastalarımız teşekkür ediyorlar, bizim için çok uğraşıyorsunuz diyorlar ama biz teşekkür beklemiyoruz. Kurallara uyulsun, vaka sayıları azalsın. Bu bizim için en büyük teşekkür.